Evet, Önder Özcan geldi. Enerji ve isim analisti. Her ismin bir enerjisi var ve bu isimler hayatımızı olumlu ya da olumsuz yönde etkiliyor. Değil mi Önder Bey? Hoş evet, geldiniz. Evet, aynen öyle. Hoş bulduk. Şimdi daha önceki programlarımızda katıldık, yani izleyenler bilirler. İsminiz kaderinizi belirliyor. Hep soruyorum ve ilk sorun bu oluyor. Isim enerji analizi nedir? Evet, isim enerji analizi üzerimizdeki enerjilerde bu nedir annemizden gelen bir enerji var hı hı. nedir doğum tarihimizden malum astroloji hı hı. doğum tarihimizden gelen bir enerji var memleketimizden köklerimizden gelen bir enerji var bunların hepsinin yoğrulup Kişiye danışmanlık hizmeti verilmesi olayına isim enerjenizi diyoruz. Evet bunu nasıl yapıyoruz sevgili seyircilerimiz canlı yayında bakın göreceksiniz bizi aradığınız takdirde telefon numaralarımız bunlar. Ee, enerji nokta analisti Önder Bey'in de Instagram adresi bir bakın oradan da bakın ee, doğum bilgilerinizi vereceksiniz adınızı soyadınızı anne soy adınızı. Lazım değil. Ha, soy isim lazım değil. Hep soy isim. Değil. Lazım Adınız değil. anne isminiz doğduğunuz yer yaşadığınız yer bizim için çok önemli. Evet. Bakın görün, yaşamınız enerjinizle nasıl e, iç içe ve ne yaparsanız o kötü enerji üzerinize atarsınız. Gamze Hanım'cığım hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Şimdi canlı yayındayız, çok teşekkür ederiz. Hı -hı. Önder Bey sizden bilgilerinizi alacak. Anne adınız nedir Gamze Hanım? Emine. Nerede doğdunuz? Adana. Nerede yaşıyorsunuz? Osmaniye. Peki doğum tarihiniz? 1991. Gamze Hanımcığım böyle hayatınızda olumsuz giden olaylar var mı? Evet. Var. Peki acaba sizin isminizden mi kaynaklanıyordur bu olumsuz giden olaylar? Bir hesaplama yapsın Önder hı hı. Bey. Şimdi Çok bakalım. enteresan bir şekilde hesaplıyor. Vallahi bakın ağzınız açık kalacak. Söyleyeyim size. Evet. Şimdi anneden gelen ümmü sübyan durumu var. Ne bu durumda ümmü ne yapıyoruz? Ümmü sübyan soydan gelen negatif enerji, enerji durumudur. Var. Nasıl gidiyor derseniz 7 nesile kadar bir kişide negatif enerji var. Aynı kötü. Rahim yoluyla 7 nesile kadar devam edebiliyor bu negatif enerji. Maalesef Gamze Hanım'ın annesinde de muhtemelen onun annesinde de negatif enerji unsuru var. Buna halk arasında ümmü süpyan deniyor. Peki bu yüzden bu mi Gamze Hanım'ın bütün işleri kötü gidiyor? Şimdi her şeyi enerjiye veremeyiz değil mi? Dünya imtihan dünyası imtihanımız var. Ama üzerimizde bir yük oluşturuyor. Nasıl ki nazar üzerimizde bir yük oluşturuyor. Evet. Soydan gelen enerjiler de üzerimizde bir yük oluşturuyor. Doğru. Yani mesela 10 kilometre hızla koşma imkanımız var. Ama üzerimizde yük olunca ne yapıyoruz? 5 kilometre hızla koşabiliyoruz. Doğru. Ama halbuki 10 kilometre koşandan daha fazla efor sarf ediyoruz. Doğru. Ne yapıyor? Yükümüzü alt attığımız zaman, bu üzerimizdeki negatif enerjiden kurtulduğumuz zaman daha rahat hareket kabiliyeti kazanıyoruz. Emine Hanım'ın mahlası Ayşe. Mahlas da dediğiniz ne? Evet. Mahlas da... Genelde negatif enerjiler isimden kaynaklı oluyor. Anne ismiyle kendi ismiyle uygulanıyor tamam. negatif enerjiler. Biz ne yaptık? Emine Hanım'dan gelen negatif enerjiyi kesmek için Ayşe ismini verdik. Şimdi Gamze Hanım'a da Mahlas ismi vereceğiz. Gamze Hanım'ın Mahlas ismi de Zeynep. Ne oldu? Anneden gelen negatif enerji blok blokaja uğradı. Kesildi. Bu şekilde annesinden gelen, soydan gelen negatif enerjiyi kesmiş oluyoruz. Çünkü bu devam etse Gamze Hanım'ın kız çocuklarına da devam eder. Bu arada soydan gelen negatif enerji... Kız Yani bu süre zarfından sonra Gamze Hanım'a verdiğiniz Zeynep Mahlas ismiyle evet. Gamze Hanım'ın bugüne kadar yaşadığı o olumsuz enerji, olumsuz olaylar son mu buluyor? Allah'ın izniyle anneden gelenler gidiyor. İmkan Aa. ayrı bir şey. Şimdi Gamze Hanım'a bir şey sorayım. Gamze Hanım, Mahlas'ınızı duydunuz mu? Evet, Zeynep. Evet, sağ elinizi kalbinizin üzerine koydunuz. Evet. Ene Arapça ben demek. Ene diyerek kodluyorsunuz. Evet. Yani ben Zeynep diyorsunuz. Ene Zeynep. Evet. evet. Şimdi bunu söylediğinizde böyle kalbinizde hafif bir yoğunlaşma olup sonradan böyle bir hafifleme, bir nefes, nefesinizi bir kontrol edin. Böyle nefesinizde bir açılma hissediyor musunuz? Yani hocam şu an <laughs> deniyorum ama. Yani sakin olun. Elinizi kalbinizin üzerine evet. koydunuz. Enne Zeynep dediniz. Ve evet. nefesinizi çekin. Bir mentol hissi, bir rahatlama hissi geliyor mu? Evet. Evet. Zaten daha önceki programlarda da bunu denedik. Mahlas, canım bir şey söyleyeceğim gelmiyorsa anda. da gelmiyor değil tabii yani ki, siz ne ki. hissediyorsanız onu söyleyin gelmiyorsa gelmiyor Aynen. geliyorsa geliyor. Aynen şimdi canlı yayının heyecanı da tabii şimdi bazen kişilere soruyoruz sonradan bana ulaşıyorlar mesela canlı diyorum ki annenle problemlerin var canlı yayında onu kabul etmek istemiyor. Ondan sonra bana ulaşıyor. Hocam annemle problemlerim var. Bana bunu şey yapın. O kadar hızlısınız ki diyor. ben işte rejide arkadaşlarım telefon başında oturuyor ya. Mesela seyirci bağlanıyor. Hocam burada bir şeyler söylüyor ve telefonu kapatan seyirci aynen bana arkadaşlarım dediklerini aktarıyor. Ya inanamıyoruz. Her şeyi doğru bildi. Nasıl doğru söyledi? Yani ben de şaşırıyorum. Valla ilk defa Önder ile karşılaşıyorum böyle bir durumda ama Tabii ki yanılma payımız var. Yanılabiliriz. Yanılmaktan da gocunmayız. Ama yaptığımız tespitler büyük oranda doğrudur ve kişileri yönlendirmek amaçlı yapıyoruz. Biz böyle bir sorun var ne Hayli varsa gör demiyoruz. Sorunun çözümünü de kendisine gösteriyoruz. Evet. Gamze Hanım'ın mahlasını verdik. Esma Üsnası Yahay. 713 defa çekecek günlük. Sarı rengi üzerinde bulunduracak enerji terapi olmuş olacak. Renk terapisi olmuş olacak. Enerjik günü Perşembe. Özel görüşmelerini Perşembe gününe denk getirecek... Taşı kırmızı akik. Kırmızı akiyi de üzerinde bileklik olarak bulundurmasını tavsiye ediyorum. Bazı kişilere kolye veya Peki. şey olarak söylüyoruz ama Teşekkür bileklik olarak. Teşekkür ediyoruz Gamze Hanım. Ahsen Hanım'ı bağlayalım. Ahsen Hanım. Buyurun. Bilgilerinizi alalım lütfen. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Dinliyoruz. Önce bir doğum Aslan. tarihinizi alalım. 25.1964. 5 9, 64. Ee, Anne adı? Kafiye. Nerede doğdunuz? Kafiye. Sivas, Anadolu Sivas. Sivas'ta doğdunuz. Sivas'ta mı yaşıyorsunuz? Hayır, Çekmeköy'deyim. Çekmeköy'de, İstanbul'da yaşıyorsunuz. Ne Peki, evet. Ahsen Hanım, bakalım evet. sizi etkileyen herhangi bir negatif enerji, neden gelen herhangi bir şey var mı? Ahsen Hanım, üzerinizde ayrılmanız için oluşturulan negatif enerji durumu var. Ayrılık enerjisi görülüyor üzerinizde. Anneden gelen negatif enerjiyi kesmek için hemen mahlas veriyoruz Emine. Mahlasınız Emine. Ciddi bunalımlar darı yaşama üzerine, enerji var üzerinizde. Bunu kesmek için Esma Lüsna olarak her gün yağ fettah çekeceksiniz. Ahsen Hanım peki böyle bir ayrılık enerjisi falan var mı? Hayır yok şu an. Evet eşinizle alakalı olmayabilir ama üzerinizde birileriyle aranızı bozmak için yapılan sıkıntı var. Yani tabii bu konuda yorum yapmak istemiyorum ben. Neden? Çünkü ailevi sıkıntılara, şeylere sebep olabiliyor. Ya fethah çekeceksiniz. Enerjik gününüz perşembe. Renginiz yeşil, açık yeşil. en az 300 TL değerinde de sadaka vereceksiniz. Üzerinizdeki negatif enerjilerden arınmak için niyetle verin ama. Yani negatif enerjiden kurtulmak için veriyorum diyerek verin. Sadakalarda Peki. niyet önemli. Yani Teşekkür ediyoruz. Ben zaten veriyorum deyip geçmeyin. Seren Hanım. Evet. Kayseri'den arıyor bizi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Nur Hanım. Dinliyoruz sizi Seren Hanımcığım. Buyurun. Seren. Seren ismim R harfiyle hocam. Seren. Evet. evet. Zonguldak'tan Z'si doğru evet. mu? Evet. Yok R, Rize'nin R'si. Yok. Baş harfiniz harf. hangisi? S. Ha, Samsun'un S'si. E. Seren. Seren. Evet, anne ismi? Nuray. Nuray. Gün yıl gerçekliği, doğum tarihi? 18.08.1997. Aslen neredesiniz? şu anda nerede yaşıyorsunuz? Kayseri'de yaşıyorum. Çankaya doğumluyum ama yine Kayseriliyim hocam. Kayseri asıllısınız. Evet. Benim memleketime yakınsınız Maraşlıyım ben de. Seren Hanım, mahlasınız Ayşe. Sizde, sizde bir bereketsizlik yani kök çakrada kapalılık var. Bu kişinin evliliğindeki bereketi kaldırır, evlenmeyi zorlaştırır, çocuk sahibi olduğunda çocukla alakalı sıkıntılar olmasına sebep olur. Bunu kesmek için mahlası üzerinize kotluyorsunuz, ene diyerek kotluyorsunuz. Esma Hüsna'nız sizin de ya Fettah. 313 tane çekeceksiniz günlük. Enerjik gününüz salı. Özel görüşmelerinizi salı gününe denk getirmeye çalışıyorsunuz. Enerjik renginiz açık kırmızı. Elma ve elma ve armut meyvesini bol yemenizi tavsiye ediyorum. Magnezyum eksikliğiniz ne yatkın görülüyorsunuz? Vücutta bayağı mineral eksikliği var. Doktorunuza mutlaka görüşün. Mineral takviyesi almanızı da tavsiye ederim. Evet peki teşekkür ediyoruz. Yani bu e, bütün doğum tarihi ve isimdeki e, harflerden yola çıkarak yaptığınız analiz de ortaya çıkıyor değil mi hocam? Evet. Tüm bu Şimdi bu Nur Hanım kişinin sesini değil duymak mi? bir enerji. Ses bir enerji o. frekansıdır. Evet. Normalde biz tabii sosyal medya en kişiler hı. bize başvurduğunda fotoğrafını da talep ediyoruz. Ha, Fotoğraf da bir enerji. Şimdi burada yaptığımızda, eğer kişi bizde konuşmamış olursa, sadece isimden bakıyoruz. Yani Aha. veri daha düşük oluyor. Anladım. Ama fotoğrafını aldığımızda daha fazla veri veriyoruz. Yani bunun için de farklı istediğimiz şeyler de olabiliyor. Bazen avuç içine resmini istiyoruz. Bazen boydan fotoğrafını istiyoruz. Aslında bazen burada da fotoğraf alabilsek istiyoruz. yani seyircilerimizden. Tabii, yani burada fotoğraf alma şansı olsun. Tabii oluşturur. daha şey olur. Ama o sosyal medyada daha kolay oluyor. Tabii enerji nokta analisti. Enerji nokta Oradan analisti. değil mi size? Değil enerji de. nokta analist. Ve bu arada o yani siz söylüyorsunuz ya sosyal medyadan yazın hocama diye. Nuray Hanım geçen haftaki mesajlar hala bitmedi. Evet. Bir haftadır arkadaşlar mesaj cevaplıyor. Şu anda Whatsapp'ımda en son 4700 tane mesaj var cevaplanmamış olan. E hocam biz de böyle izleniyoruz işte ne yapalım. Yani ...tabii bazen diyorlar hocam ne zaman çıkıyor... ...sürekli bana şey soruyorlar bir de... ...ne, ne zaman çıkıyorsun ...ya daha eskileri bitiremedim ki... ...ne zaman çıkıyorsunuz... ...gerçekten Ama... sizi burada görmek istiyorlar hep demek evet. ki... sağ olsun ...sizin kitleniz bana çok meraklı... <laughs> ...ne güzel ne güzel... ...çünkü şey... E, ...gerçekten... ...hocam yaptığı isim analizlerinde... ...seyircilerimizden çok güzel geri dönüşler alıyoruz... ...biz evet. de sizi sık sık davet etmemizin bir nedeni var... ...çünkü... E, ...seyirci gerçekten bunu istiyor ismini analiz ettirmek istiyor ve herkes o bahtındaki o kapalılığı açmak istiyor. Yani enerjisini yükseltmek evet. istiyor. Ve şimdi güven problemi tabii insanlarda en büyük problemlerden birisi güven problemi. Pek çok kişi bana şunu da belirtiyor. Ben sizin Hanım Nur Hanım'da gördüğüm için arıyorum. Evet. Yoksa normalde böyle şeylere inanmıyorum mesela diyor. Ama Sağ, Nur Hanım'da görüyorum. Ben. Allah şey razı olsun. Diye. Herkesten Allah razı olsun. Ee, Aynur Hanım Kastamonu'da. Kastamonu muydu ayda? Neydi? Kastamonu'dan Aynur Hanım arıyor. Aynur Hanım. Alo merhaba. Hoş geldiniz Aynur Hanımcığım. Kızıcağın ne ismi? Anne ismi doğum tarihi ben doğduğunuz yer. teyzem için yer. baktırmak istiyorum ama onun bilgilerini versem olur mu? Tamam olurum. o zaman çok acil kimin için baktıracaksınız onun ismini alalım. Teyzem için Nilgün ismi. Nilgün. Doğum tarihi 18.05.1978. 18.05.1978. Anne ismi? Anne ismi Nimet. Nimet kızın Nilgün. Evet. Aslen nereli şu anda nerede yaşıyor? Kastamonu'da da ilçesinde. Ümraniye'de yaşıyor. Kastamonu'lu Ümraniye'de de yaşıyor. Evet. Nilgün Hanım'ın kök çakrasında kapalılık var maalesef. Hemen mahlas veriyoruz. Ayşe ismini veriyoruz. Ayşe ismini soruyorlar takipçilerimiz izleyenleriniz neden hocam genelde Ayşe ismini veriyorsunuz diye. Hı hı. Şimdi biz isim belirlemeye çalıştığımızda Peygamber hanımlarının, çocuklarının ve sahabe ikramın isimlerinden isim belirlemeye çalışıyoruz. Bu erkeklerde de böyle, bayanlarda da böyle. Enerji frekansı en güçlü kadın ismi Hazreti Hatice annemizden geliyor. Hatice ismidir. En güçlü frekans Hatice ismidir. Hı hı. Ondan sonra Fatma ismidir. Peygamber Efendimizin kızının ismidir biliyorsunuz. Peygamber koyduğu isimlerin frekansı yüksektir. Lakin Hatice ve Fatma ismini herkes kaldıramıyor. Yani gerçekten ağır isimlerdir. Ağır isimler. Yani özellikle namaz kılmayan kadınlar Hazreti Hatice annemizin ve Hazreti Fatma annemizin isimlerini kaldırmakta zorlanıyorlar. Ama Ayşe ismi daha kolay tolere edilebiliyor. Hem güçlü bir isim, enerjisi hı hı, güçlü hı. bir isim. Hı hı. Hazreti Ebu Bekir Efendimizin kızının ismidir. Peygamberimizin hanımlarından yine birisinin ismidir. Çok güçlü bir isim ama tolere etme şeyi daha kolay. Mesela Muhammed ismini de erkekler kaldıramıyor. Peygamberimizin ismidir ama kaldıramıyor. Ne olarak değiştiriyoruz biz? Yani Türk kültüründe de var. Mehmet veya Ahmet olarak değiştiriyoruz. Evet. Çok Ayşe ismini vermemizin sebebi enerji güçlü, tölere edilmesi kolay. Ayşe ismini dilgün Hanım'a verdik. Yine maalesef kök çakrıdan problemlerden dolayı kadınsal bölgede sıkıntı görmeye müsait görülüyor. Kantaron çayı içmesini tavsiye ediyorum. Tabii ki tekrar tekrar söyleyelim doktora mutlaka başvuracak. Peki, teşekkür ediyoruz. Bir de Instagram'dan bakayım hemen. Olur tamam, mu? Tabii ki. Instagram'dan da çok yazan olmuş. Çünkü Yonca Hanım yazmış bize. E, 9 Ağustos 1982 İstanbul'da doğmuş. 98, 1982. İstanbul'da doğmuş. Anne ismi Ayşe. Şu İstanbul'da, İstanbul'da, İstanbul'da yaşıyor. yaşıyor. Yoncanım Yonca maddi problemler yaşamaya biraz yatkın görünüyor. Ya Rezzak zikrini çekecek. Ya Reza 718 tane günlük çekecek. 728 Ener mi? 718. 718. Koyu kırmızı, enerji rengi. Koyu kırmızıyı üzerinde bir kurdele olarak bir cüzdanında, çantasında da bulundurabilir. Sürekli giymek şart değil. Renkle alakalı soruyorlar. Genelde rengi üzerinizde bir kurdele olarak taşımak bile yeterlidir. Tamam. Rengin enerjisine faydalanmak için mahlası Zeynep. Mesela yoncanıma Ayşe çıkmadı. Zeynep ismini üzerine kodlayacak. Kavunu, karpuzu mevsiminde bol yemesini tavsiye ediyorum. Zeytini çekirdeğiyle yutacak. Ya da zeytin çekirdeğinin öğütülmüşleri olabiliyor. Hı hı. Zeytin çekirdeğini yiyebilir. Allah'ın izniyle midesine iyi gelecek. Peki. Mahlısı ne dediniz? Zeynep. Zeynep. Evet. Peki. Diğer telefonumuzu da alalım hemen. Halime Hanım. Merhabalar. Merhaba Halime Hanım'cığım. Hoş geldiniz. Hemen doğum tarihinizi, bilgilerinizi alalım. Şey, eşim için baktırmak istiyorum. Doğu bağlamıyor. Hiç önemli değil. Ne olur. Hani kimin için baktıracaksanız hızlıca bilgileri alalım. Buyurun. Tamam. İsmi Erkan. Evet. Anne ismi İmran. Hı hı. İmran. He, evet. 2005 20.05.1978 Nerede doğdu? Konya. Nerede yaşıyor? Ankara. Peki. Şu anda yanınızda mı? Yanımda. Evet. Erkan Bey'in özgüven problemi oluşmuş. 3 yıl 4 yıl önce yaşadığı bir sıkıntı Erkan Bey'in özgüvenini kesmiş. O yüzden erkeklerde kök çakra problemi nadir çıkar ama kök çakra ile alakalı problem görülüyor. Erkan Bey'in mahlası Hüseyin. Hüseyin ismini üzerine kodlayacak. Erkan Bey yanınızda. Sorar mısınız? Böyle mide altında kramp gibi ağrılar hissettiği oluyor mu? Oluyormuş. Evet. Yine zeytini çekirdeğiyle beraber yiyecek. Hurma yiyecek ve Canay'ın da söylemek uygun mu? Cinsel aktivite içinde çakşır kökünü, kökünü kaynatıp içecek. Esma Siyahay. Çakşır kökü mü iyi geliyor hocam çakşır cinsel aktiviteye? Çakşır kökünün kaynatılıp içmesi erkeklerde cinsel aktiviteye çok iyi geliyor. Ya hay 898 tane çekecek. Tabii Duydunuz sesini. Evet eksik mineralleri tamamlıyor tabii. <laughs> Yöntemi odur. Hani mucize değil ama mucizevi bir üründür. Enerji rengi siyah. Enerjik günü de perşembe. Fındığı biliyorduk da çakşır kökünü de. Çakşır kökü <laughs> fındıktan yedi kat daha etkilidir. Aa! Tabii. Şimdi var ya, koştur koştur aktarlara çakşır kökü almaya. Hazır, özel macunlarda en çok bulunan ürün çakşırıdır. Öyle mi? Hı hı. E nasıl kullanacağımızı da soracağım ama bir reklama gidip soracağım. Evet, bir so reklama gideceğim, geleceğim, nasıl kullanacağız, nasıl tüketeceğiz. Eda Hanım yazmış hocam 40 Kalede yaşıyorum. 40 Kalede doğdum demiş. Eda. Eda. 5 Nisan 1977. Annesi Hacer. Özür dilerim. 40 Kalede doğmuş. Antalya'da yaşıyormuş. Hacer. Hacer. Eda Hanım'ın mahlası Ayşe yine. kas kramplarına yatkın görülüyor. Hı hı. Onun için düzenli yaptırabildiği sürece çörek otu yağıyla masaj yaptırmasını tavsiye ediyorum. At kestanesi yiyecek. At kestanesini reçel olarak yiyebilir. Esma siyah rezzak. 713 tane çekecek günlük. Enerjik günü Perşembe. Enerjik rengi koyu mavi. Evet. Hocam çok teşekkür ederim. Sizi şöyle alsam tahtadan. <laughs> Enerji nokta analisti. Instagram'dan da hocamı takip edebilirsiniz. Bu çakşır kökü mü dediniz? Çakşır evet. otu mu dediniz? Çakşır kökü. Hı. Genç erkekler macun tozunu üretip, tozunu alıp macuna karıştırıp yiyecek. Ama yaşı 50'nin üzerinde olan erkekler kaynatı biçecekler. 50 yaşın üzerindeki erkekler kendini 30 yaşında gibi hisseder. Bu muymuş hocam harekete Evet. <laughs> Ay Allah'ım ya Rabbim ya. Bunu böyle kaynatıyoruz. Kökünü mü? Kökünü kaynatıyor. Ama ne 50 yaş üstü olanlar. 50 yaşın altı tozunu macuna karıştırıp macun olarak yiyecek. Detayları da sosyal medya hesabımızdan okusunlar. <laughs> Biraz hocam da oraya yapalım. Burada diyor ütüden dolayı hani bu kadar konuşabiliyoruz sosyal ama Buyurun gelin diyor detayları orada anlatırım diyor. Tabii hocam çok vallahi çok şekersiniz Ne diyeyim? E, enerjiniz bol olsun. Teşekkür ederim sizin de e, inşallah. Sizin de enerjiniz bol olsun. En önemli tabii ki cinsellik hep uzmanlar söylüyor yani evliliklerin temelini cinsellik oluşturuyor. İyi e, bir cinsel hayatınız varsa güzel bir evliliğiniz oluyor. Olmayanlar için de çözümler ama bir şey söyleyeceğim. Tabii bakın. Ne olursa olsun bedeninizdeki arıza yani sinyaller ne olursa olsun önce bir doktora gitmekte fayda var. Allah hekimlerimizi başımızdan eksik Amin. etmesin. Çok teşekkür ediyorum ben kıymetli teşekkür ederim. hocam. Enerji yükseltmek için ne yapmak lazım? Şimdi enerjiyi yükseltmek için öncelikle sadaka vereceğiz. Evet. Kişi sadaka vermedikçe enerjisini yükseltemez. İstediği kadar namaz kılsın, istediği kadar oruç tutsun. En büyük enerji frekansı cömertliktir. Ama Doğru. cömertlik mesela adamın maddi durumu yok. İlla yani para verecek demek değil. Bu hanımına selam vermek olabilir. Tabii. Hanımına selam vermek, hanımıyla ilgilenmek. Dışarıya çıktı bir köpeğe bir su vermek. Değil mi? Bir yere takılmış olan bir kediyi oradan çıkartıp belki Bazen bir sıcak gülmek, bir ortama koymak. Değil mi? Gülümsemek sadakadır zaten. Hadis-i şeriftir. Bazen bir yet yetimin başına okşamak. Aynen, aynen o şekilde. Bazen asansörde gördüğün böyle yüzü asık, hiç tanımadığın birine sıcacık selam, sıcacık içten bir merhaba demek. Evet. Ve bize dua etmek. Evet. Enerjinizi yükseltir bize dua etmek Doğru. Ay Bana da <laughs> dua edin şey ne olur canlarım benim. Hocam çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim.